Herkese Esenlikler, yeni bir Baş Kurduysan bölümüyle karşınızdayım. Bugün serinin ikinci bölümündeyiz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle diplomatik hamleler yapmamız lazım ki çevremizdeki devletler bize savaş ilan etmesin. Mesela Deşti Kıpçak Harzemşahlarla savaşta. Harzemşahlar şu an çok kötü durumda. O yüzden ben Harzemşahlara hakaret edeceğim. Deşti Kıpçak'la ilişkimiz birazcık artsın. Zaten Harzemşahlar büyük ihtimal bu raddeden sonra toplayamaz. Çünkü iki tane devletle savaştılar. Gerçi bunlar da Karayı Taylar adındaki bir devletle savaşta. Herkes biriyle savaşta. Şu devletle de ilişkimizi arttıralım. Yani hala bizden güçlüymüş. Ben o kadar güçlü değildir diye düşünüyordum ama ha, buradaki devlet değişmiş. Novgorod Cumhuriyeti var. Buradaki devlet de benim kastettiğim. Bunu yenmişler. Onu toprağını almış buradaki devlet. Bu da Norveç'le savaşta. Bununla da ilişkimizi birazcık arttıralım. Bize savaş ilan etmesin. Ben zaten yukarıdaki toprakları istemiyorum. O vasalı da biraz da salabiliriz. Şuradaki devlete saldıracağız ama öncelikle asimilasyonları tamamlamamız lazım. Buralarda isyan riskleri de yavaştan artıyor gibi görüyorsunuz. %9'du. Bu da sıkıntı yani. Burada isyan çıkarsa çok fazla isyanı bastıramama ihtimalimiz var. Çünkü çok gelirimiz yok. Ordu basamayız. O yüzden bize sıkıntı oluşturur. Şurada biri savaşa girdi. Aa, bunlar tekrar savaşa girdi. Bu alırsa benim karım olur. Çünkü bununla ilişkim bayağı az. Artık hangisi kazanırsa diğerine hakaret edeceğim. Bununla ilişkimizi geliştirebiliriz. Bu kaybetti gibi. Bu kazandı gibi. Güzel. Şu devlet bize savaş ilan edebilir. Şimdilik bir saldırmazlık paktı göndereceğim. Kabul etmediler. Yani kendileri bilir ama birazcık şu önce şeyleri hazırlayalım. Asimilasyonları yapalım. Ondan sonra tamam. Şimdi artık ordu için para biriktirebiliriz. Toplamda 4 toprak var. O 4 toprağa birazcık ordu basalım. Ve ilişkimiz azıcık artsın. En azından ben para biriktirene kadar. Ondan sonra da bu devlete savaş ilan edelim. Ve artık bence vasal salabiliriz. Şu topraklar cidden güzel gözükmüyor. O yüzden şurada bir vasal salacağım. Şu 4 toprağa. 4 mü? 5 tane toprağa versek. Tamam, gerisi bende kalabilir. Medeniyet oluştur. Ne diyelim mesela? Biz mesela Bulgarlar aldık. O zaman İdil Bulgarları diyelim. Burada yine İdil Bulgarları olsun. Kaydet diyelim. Medeniyet rengi. Beyaz olabilir. Hatta kırmızı olsun. Kaydet. Başkenti. Şurası olsun. Vasalı serbest bırak. Tamam. Çok güçlü bir devlet değil zaten. Bize bağlı. İlişkimizi de arttıralım. Güzel. İyi, birazcık garip çıkmış. Neyse, sıkıntı değil. İsmini değiştirebiliyor muyuz? Ha, değiştirebiliyoruz. Şöyle. Şu tarafa gelebiliyor muyuz? Tekrar mı yazmak lazım? O zaman İdil Bulgarlara yazmayalım. Direkt Bulgarlar diyelim. Kaydet. Tamamdır. Güzel. Şu an topraklar daha güzel gözüküyor. 4 tane toprağımız var. Buralardan asker basacağız. Bu askerler yeterli olur. Bence çok fazla askere ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Savaş ilan et diyeceğim. Düşünümden güçlü çıktı. Aslında var ya, çok da güçlü değil. Çok küçük bir orduyla aslında saldırdı şu tarafa. Aynen. Aynen. Aldık. Güzel. Sıkıntı değil. İki toprağı alalım. Bu diğer bir tane vardı ya. Şurada bir tane devlet vardı ya. O bizi daha çok zorlamıştı. Bu o kadar zorlamadı bak. Bu diğeri daha çok zorladı. Bunlar şu an artık bizim saldırabileceğimiz devletler. Baya bir, nasıl diyeyim, bizim kadar güçlü devletler. O yüzden orduyu bir silelim. Birazcık yatırım falan yapalım. O şekilde savaşa girelim. Bizim bu arada bir kıyıya erişimimiz de yok. Bundan dolayı artık başka topraklara da saldıramayız. Çevremizde sadece iki tane saldırabileceğimiz devlet var. Zaten Deşti Kıpçak var. Deşti Kıpçak'a bir şey yapamayız. O yüzden sadece şu devlet var. Buna da saldırmak istemiyorum. O birazcık kuzeyde kalıyor. Şu devlete saldıracağım. Ryzan. Gerçi bunun bayağı bir toprağı varmış. Bunun da kuzeyde toprağı varmış. Öyle gideceğiz. Şu Deşti Kıpçak biraz güçsüzleşse. Şu Kırım'ı alsak güzel olacak diyecektim de. İkinci Bulgar İmparatorluğu Bizans gibi bir sınır ulaşmış. Hatta Osmanlı gibi bir sınır ulaşmış. Bayağı bir genişlemiş. Garip. Neyse, biz şuradaki ordumuzu dediğim gibi artık silebiliriz. Biraz ekonomik yatırım yapacağım. Teknolojik yatırım yapacağım. Ve asimilasyonları tamamlayacağım. O sırada da ilişkimi arttıracağım çevremdeki devletlerle. Vasalımız bize hakaret etmiş. Çok güzel. Bu arada bağımsızlık ilan etse direkt savaşa girmem. Gerek yok çünkü bu toprakları dediğim gibi istemiyorum. Yani çok da umurumda değil. Zaten değersiz topraklar.
Ama vasamız olarak kalması daha iyi. Ama onun için asker bile harcamam. Yani o toprakları tekrar geri almak için. Gerek yok çünkü. Asimilasyonlar sadece iki tane toprak asimile etmemiz lazım. Diğerleri zaten neredeyse asimile olmuş. Gelirimiz 400 civarına ulaştı. Neredeyse aynen ulaştı. Bu devletle bayağı ilişkimiz arttı niyeyse. Leşli Kıpçak'la yine ilişkimiz azalmış. O bize hakaret etmiş. Leşli Kıpçak bize saldırırsa biz biteriz. Bir kelimenin tamamlamıyla biteriz. Kaçabileceğimiz bir yer de yok. O yüzden biraz güçlenmemiz lazım. Leşli Kıpçak'ın sevmediği bir devlet var mı? Gürcistan var mesela. Neyse biraz bakalım. Belki ilişkimizi arttırma ihtimalimiz vardır. Bakalım kaç tur? 25 tur arttıramayacağız. 25 tur sonra tekrar bakalım. Şimdi ben bir teknolojiye yatırım yapmak istiyorum. Araştırma yatırımı şöyle. 0.38 teknoloji seviyemiz var. Çevremizdeki bazı devletlerden, özellikle Deşti Kıpçak gibi devletlerden daha iyi teknolojimiz var. Ama yine de bunu arttırmamız önemli. Bir gelirimiz birazcık daha artsın. Şu an en yüksek teknoloji seviyesi Maven adında bir devlette. Onun da 0.49 teknoloji seviyesi var. Biz de listeye daha giremedik. 0.43 olmamız lazım. Ama yakında gireriz. Sıkıntı değil. Çok fazla artmıyor teknoloji seviyesi ama 29. sıraya kadar çıktık. Güzel. Şu para bitene kadar yatırım yapacağım. Ve gelirimiz 600'e kadar çıktı. Fena değil. Yani fena değil cidden. 600 iyidir. 400'dür 600'e kadar çıktı. Deşti Kıpçak'la ilişkimiz çok çok azalmış. Bize saldıracak. Büyük ihtimal yenileceğiz. Yapabilecek çok bir şey yok. Bize bir tane devlet ticaret talep et demiş. Yani adamın ekonomisine bak, nüfusuna bak. Şu devletle savaşa girmem istiyor. Aslında çok da güçlü değil. Ama üzgünüm. Verdiği para da para değil yani 0.36. En azından 1000-2000 bir şey var. Deşte Kıpçak bizi alacak büyük ihtimalle. Biz de yenileceğiz, devam edemeyeceğiz. Bilmiyorum artık ne yapabiliriz. Birazcık genişlememiz lazım ama bunları da Deşti Kıpçak seviyor. O yüzden bunlara saldırırsak ilişkimiz de azalabilir. Aslında var ya şu yukarıdan birkaç tane toprak alsak şuradan liman inşa etsek oradan farklı coğrafyalara açılsak bir şey diyeyim mi? Şu an yapabileceğimiz en mantıklı şey bu. Hatta belki şey bile yapabiliriz. Büyük ihtimal bu topraklarımız işgal altına girer. Biz açıldığımız zaman askerlerimiz diyelim ki İzlanda Krallığı'nı aldık. Gideriz bu toprağa yerleşiriz. Yani buradaki toprakları şimdilik boş veririz. Burada güçlendikten sonra tekrar geri geliriz. Yani birazcık uzun sürebilir ama öyle bir şey yapabiliriz. Yenilmekten iyidir. Şey diyeyim mi? Bence olabildiğince para biriktirelim. Şu devlete İzlanda'ya saldıralım. Şu an gidebileceğimiz en mantıklı yer orası. Ve dediğimi yapalım. Oraya gitmek için şu toprağı falan almamız lazım ki buraya bir liman inşa edelim. Aynen buralarda liman yok. Tamam. Bu Nov World Cumhuriyeti'nden o toprağı almamız lazım. O zaman birazcık para biriktirelim. Deşti Kıpçak'la savaşa girmezsek güzel olur. Biz para biriktirene kadar. Şurada ilişkiyi arttırmaya çalışacağım ama büyük ihtimal yine hakaret edecektir. Ya bu bir ihtimal dahilinde bulunsun. Çünkü bu ilişkileri düzeltmeyecek gibi görünüyor. Büyük ihtimal bir kere daha hakaret edecek. O yüzden dediğim gibi yapabiliriz. Artıyor ama bu tekrar hakaret eder gibime geliyor. Büyük ihtimal bu toprakları istediği için illa bizimle savaşa girecek. Evet gördüğünüz üzere tekrar hakaret etti. Ve bayağı bir şu an -53'e kadar düştü. O zaman dediğim gibi olabildiğince ordu basacağız. İzlanda'ya doğru yola çıkacağız. Oraya gittikten sonra çok fazla da gelişemeyiz. Çünkü oradaki topraklar da değersiz ama yapacak bir şey yok. Birazcık uzun olacak ama yapacak dediğim gibi bir şey yok. Şuraya askerlerimizi gönderin. Burası zaten bizim vasarımız. Bunun buralarda liman olsa askere erişim almak isterdim ama liman da yok. O sıkıntı. Bizim paramız da kalmadı. O da çok kötü oldu. Şimdi var ya şu iki toprağı bana ver.
Ben barış yapalım. Sadece... Aynen. Tamam, verdi. Güzel. Bakalım ilişkimiz nasıl şu an? Eksi 63. Daha da bu kötü olacaktır. Biraz gelire ihtiyacımız var ki şuraya bir liman inşa edelim. Asker silmemiz lazım gibi. 4500 lira lazım. Bir dakika, borç alabiliyor muyuz? Borç alabilirsek borç alalım. Yani yetmez. Asker biraz sileceğiz o zaman. Yani çok fazla silersek o toprakları alamayız. Ama silmemiz lazım. Ya da hepsini silelim şimdilik. Yapacak bir şey yok çünkü. Bu sırada bize savaşı ilan etmezlerse güzel olur. Ama savaşı ilan etme ihtimalleri de var. Bakalım. 69 ve hala ilişki kötü. Birazcık daha paramız gelsin. Tamam. Para geldi. Liman inşa edebiliriz. Güzel. Artık bize savaş ilan edene kadar para biriktirelim. Savaş ilan ettiği gibi de askerlerimizi alıp İzlanda'ya doğru yola çıkacağız. Her an bize savaş ilan edebilir. Saldırmazlık paktı gönderelim. Tamam, birazcık daha para biriktirebiliriz. 25 bin olsun en azından. Tamamdır. Daha fazla beklemeye gerek yok. Olabildiğince ordu basalım. Ve artık göç edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu toprakları şimdilik terk ediyoruz. Büyük ihtimal geri döne... Bu topraklara döner miyiz bilmiyorum ama Deşli Kıpçak'tan bir intikam almaya çalışırız. Askerleri şuraya gönderelim. Ve artık İzlanda'ya doğru yola çıkabiliriz. Askerlerimi İzlanda'ya gönderiyorum. Ve İzlanda'yı da alıp artık buraya yerleşeceğiz. Yani en kötü ihtimal, eğer bize savaş ilan edilirse buraya yerleşeceğiz. O yüzden savaş ilan edilene kadar ben buraya birazcık yatırım yapacağım. Ki bu topraklarda güzel bir verim alalım. Tamam, güzel. Toprakların hepsini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi ordumuzu silelim ve burayı asimile edelim. Her an bize savaş ilan edilebilir bu arada. Tamam. Şuraya asimile edelim. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım ilişkimiz nasıl şu anda? Deşti Kıpçak'la. 89. İlla ki bize saldıracak. Artık yapacak da bir şey yok. Bulgarlar da bize bu arada bağımsızlık mücadelesi için savaşı ilan edecektir. Bulgarlar da Deşti Kıpçak'ın ilişkisi de artmış. Bak, adamların yaptığı haline bakar mısın? Bizim vasalımız düşmanımıza şey yapıyor. Artık savaşa gireceğiz. Yapacak bir şey yok. O zaman kadar şuradaki toprakları biraz asimile edersek, hazır gelirimiz varken güzel olur. O toprakları aldıkları zaman gelirimiz olmayacak. Şu toprağı büyük ihtimal şuradaki toprakları falan da kaybederiz ki zaten oralar değersiz topraklar, o yüzden önemli değil. Deşti Kıpçak saldıracaktır birkaç tur içinde. Bu arada neden savunma yapmıyor diyenler olabilir ama adamın ekonomisine bakın. Oyunun en güçlü 3. devleti. Biz buna karşı bir savunma yapamayız. Yani şu an yaptığımız hamle en mantıklı hamle. Oraya kadar gelemez. Zaten şuradan belki asker çıkartabiliriz. Oraya geleceğini düşünmüyorum. Bu toprakları alıp barış yapmak ister. Başkenti de biz değiştirmeyelim. Bu toprakları aldığı zaman ücretsiz değiştirebiliriz. Bu toprakları asimile etmeye gerek yok. Şuradaki toprakları iyice asimile edelim. Ve buraya eğer şey yapabiliyorsak, yatırım yapabiliyorsak yatırım yapalım birazcık. Hazır 25 bin paramız var. Şu başkente mesela bir ikmal kampı yapalım. Şuraya bir tane liman inşa edelim. Birazcık yatırım yapalım. Çünkü artık buraya yerleşeceğiz. O yüzden elimizde hazır para varken yatırım yapalım. Daha de şuradaki yatırımlar bitecek. Bir kere daha yatırım yapalım. Bu zaten en değerli toprağımız buradaki. Bulgarlar bize bağımsızlık bildirisi gönderdi. Tamam, bağımsız olabilirler. Şu an zaten savaşacak durumda değilim. Şu toprakları da kaybedeceğiz. Zaten bunlar değerli değil. O yüzden önemi de yok. Bakalım ne zaman savaşa gireceğiz. Şu an girmememiz benim işime geliyor. Bu süre boyunca ben burada birazcık daha nasıl diyeyim, ekonomiyi geliştirebilirim. Buradaki topraklara yatırım yapabilirim. En azından şöyle 10 bin 20 bin ekonomiye ulaşsak güzel. Benim için tamamdır. Bu arada çok garip oldu. Baş Kürdistan olarak
bu topraklara kadar geldik. Çok garip oldu, bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde ilerlememiz lazım. Burada geliştirdikten sonra bu arada daha çok ne bileyim Britanya'ya falan büyük ihtimal gitmem. İskandinavya'dan tekrar eski topraklarımızı kurtarmaya gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Ama bence bu bölümlük bu kadar yeter. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.